Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu sınav öncesi son canlı yayın olarak planladığımız bu gün sorular çözeceğiz. Deneme sınavı tarzında, yalnız lineer cebir ve soyut cebir sorularından oluşan bir deneme olacak. Bunları çözdükten sonra sizin Instagram'dan sorduğunuz bazı sorular vardı. Onları da cevaplandırmaya çalışacağım. Onun dışında sorduğunuz soru olursa da buradan onları da cevaplamaya çalışacağım. Peki, birinci soruyla başlayalım. Birinci soru bir lineer denklem sorusu arkadaşlar. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere işte şurada bize 3 bilinmeyen 2 denklemden oluşan bir sistem vermiş. Burada anahtar kelime nedir? Lineer denklem sisteminin çözüm kümesi R3'ün bir alt vektör uzayıymış. Buna göre neyi soruyor? M çarpı neyi soruyor? Şimdi burada iki farklı şekilde yaklaşabiliriz. Bir lineer denklem sisteminin çözüm kümesi ne zaman alt vektör uzayı oluşturur? Ancak ve yalnız bu sistem homojense. Buradan yaklaşabiliriz veya şöyle düşünebiliriz. Alt uzay oluşturuyorsa çözüm kümesi, o zaman ne olacaktır? Sıfır vektörünü sağlayacaktır. Yani sıfır vektörü bu kümeye ait olacaktır. X, Y, Z yerine sıfır yazdığımız zaman şuralarda sistemi sağlaması lazım. O zaman burada X, Y ve Z yerine sıfır yazarsak ne olacak? Eksi 3, eksi M artı 2N eşittir sıfır olacak. Bu da 2N eksi M'nin 3 olduğu anlamına gelecek. Bu denklemde aynısını yaparsak X yerine, Y yerine ve Z yerine sıfır yazarsak 2N artı 4M, burası 0 olacak, eşittir 28. Şimdi şu alttaki denklemden üstteki denklemi de çıkartırsanız 2N'ler gidecek. Buradan 5M 25 olacak ve ne yapacağız? M'yi buradan bulacağız. M'yi bulduktan sonra herhangi bir denklemde de onu yerine yazarak N'yi bulacağız. Bize çarpımını sorduğu için cevap ne olacaktır? 4 çarpı 5'ten 20 olacak diyeceğiz. Peki, geldik ikinci soruya. İkinci soruda bir lineer dönüşümün temsil matrisi ile ilgili bir soru. Nelerden oluşuyor vektör uzayı? Alfa e üzeri x artı beta e üzeri x biçimindeki fonksiyonlardan oluşuyor. Burada alfa beta reel sayılar dolaşıyor. V'den V'ye giden, kendisine giden bir lineer dönüşüm var. Ve burada e üzeri x'in görüntüsünü vermiş. Bir de e üzeri x artı e üzeri eksi x'in görüntüsünü vermiş. Bana ne soruyor? Bu dönüşümün V'nin bu tabanına karşılık gelen temsil matrisinin izi kaçtır diyor. Buna bakacağız. Şimdi hangi taban verilmiş bu? E üzeri x var birinci eleman. İkinci eleman ne? E üzeri eksi x. Şimdi ne yapmak lazımdı? Bunların görüntülerine bakmak lazımdı. E üzeri x'in görüntüsü, bakın bu zaten veriliyor. 3ex, 3e üzeri x artı 2 tane e üzeri eksi x. Buradaki katsayılar ne? 3'e 2. Dolayısıyla bu aradığım matrisin birinci sütunu ne olacak? 3'e 2 olacak. Peki başka ne lazım bana? Bana bir de t e üzeri eksi x lazım. Peki bunu vermiş mi? Bunu vermemiş ama bakın e üzeri x'in görüntüsünü biliyorum. E üzeri x artı e üzeri eksi x'in de görüntüsünü biliyorum. O zaman ben e üzeri eksi x'i bunlar cinsinden nasıl yazarım? E üzeri x artı e üzeri eksi x'ten e üzeri x çıkarsa işte şu baştakiler gidecek. Geriye bir tek bu kalacak. Peki bu fonksiyon bir lineer dönüşüm olduğu için skalerle çarpmayı ve toplamayı koruyacak. Dolayısıyla biz bunu nasıl yazabiliriz? Şunun görüntüsü eksi e üzeri x'in görüntüsü olacak. Şuradaki işaret eksi olduğu için. Bunu bana vermiş zaten. Burada söylemiş. E üzeri x artı e üzeri eksi x'in görüntüsü burada. Buraya yazmış. E üzeri x'in görüntüsü o da burada. O zaman bu ne yapacak? E üzeri x artı 5 çarpı e üzeri eksi x olacak. Buradaki katsayılar ne? 1'e 5. İşte bu 1, 5 katsayıları da neyi verecek bize? Bu matrisin ikinci sütununu verecek. Şimdi bana neyi soruyor? Bu matrisin izi kaçtır diye soruyor. Bu matrisin izi kaçtır? 3 artı 5'ten ne olacaktır? Cevap 8 olacaktır. Bir de burada şunu yeri gelmişken söyleyelim. Eğer bu temsil matrisinin izini veya determinantını
veya iziyle determinantının toplamını, çarpımını vesaire bunlarla ilgili bir şey sorarsa, ya biz bunları satıra mı yazacaktık, sütuna mı yazacaktık derdine hiç gerek yok. Çünkü siz bunları karıştırsanız da ne yapsanız, 3-5'i satır yapsanız, pardon 3-2'yi satır yapsanız, birinci satır, sonra öteki 1-5'i de böyle yapsanız, bulduğunuz matris bunun neyi olacak? Transpozesi olacak. Ama transpoze ne yapar? Transpoze daha doğrusu ne yapmaz? Transpoze determinanta ve ize etki etmez. Yani aynı iz ve aynı determinantı yine bulursunuz. Dolayısıyla iz veya determinant gibi bir şey soruluyorsa bunu sütun veya satır ne yaptığınızın bu anlamda önemi olmayacaktır. Peki gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda A 2 çarpı 2 tipinde bir gerçel sayı matrisiymiş. Determinantı birden küçükmüş ve A'nın tersine eşit olduğu bilinmektedir. Şimdi böyle bir şey diyorsa demek ki A matrisinin tersi var değil mi? Bunu hipotez söylüyor bize. A tersinir bir matris. Buna göre izi 0 olmak zorundadır. Rankı 2 olmak zorundadır diyor. Ve 0'dan farklı bir B matrisi alırsam A çarpı B her zaman 0 matrisinden farklı olur diyor. Bunların hangisi doğru, hangisi yanlış? Buna şimdi bakmak istiyoruz. Peki, şimdi iz 0 olur mu? Evet olur. Nasıl olur? Şimdi bana verilen şey A'nın tersine eşit olduğu. A tersine eşitse A'nın determinantı A üzeri eksi 1'in determinantına eşit olmalı. Değil mi? Bu matrisler aynı matrisler. Dolayısıyla şunu da biliyorum. A üzeri eksi 1'in determinantı 1 bölü det A'dır. Peki o zaman det A neye eşit? 1 bölü det A'ya. O zaman det A'nın karesi ne olacak? 1 olacak. Peki karesi 1 olan kim var? Artı eksi 1 var. Ama hipotez diyor ki bunun determinantı 1'den küçük. O zaman determinant ne yapamayacak? 1 olamayacak. O zaman iki ihtimal vardı. Mecbur bu determinant ne olacak? Eksi 1 olacak. Peki o zaman arkadaşlar, A matrisi 2'ye 2'likti. Böyle bir şey olsun. O zaman A'nın tersi ne olacak? 1 bölü det A. Şu ikisi yer değiştirecek. D ile A yer değiştirecek. C ile B işaret değiştirecek. Peki. Başında da 1 bölü det A var. Det A ne? Det A eksi 1 burada. O zaman bu eksiyi buraya yazdım. Sonra tabii ne olacak? Pardon, şu eksi kalmayacak artık. Bu eksi kalmayacak. Bu eksiyi, eksi 1'i de buraya aldığım zaman şunu elde edeceğim. Bu kalmadı burada. Şimdi o zaman bu matriste ben şunları, bunlar birbirine eşit. Kıyasladığım zaman birinci satır, birinci sütundaki elemanları A'nın eksi D'ye eşit olması lazım. O zaman A'nın izi dediğim şey ne? A ile D'nin toplamı. A ile D'nin toplamı eğer bu eşitlik varsa tabii ki ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Dolayısıyla birinci önerme ne oldu? Doğru oldu. Peki 2, 2 de ne diyor? Şimdi rank 2'dir diyor. Matrisin zaten tersi var. Yani matrisin determinantı sıfırdan farklı. 2 çarpı 2'lik bir matrisin determinantı sıfırdan farklıysa rankı tabii ki ne olur? 2 olur. Genel olarak n çarpı n'lik bir matrisin determinantı sıfırdan farklıysa rank ne olur? Rank A eşittir N olur. Matris eğer N çarpı N'likse hatta bu gerek yeter koşuldur. Dolayısıyla bu önerme ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak. Geldik 3'e. Şimdi 3'te ne diyor? B sıfırdan farklıysa A çarpı B de sıfırdan farklı olur diyor. Şimdi normalde matrislerde biliyoruz değil mi? Yani sıfırdan farklı matrisleri çarptığımda sonuç sıfır olabilir. Ama burada olmaz diyor. Doğru mu? Evet, burada olmaz. Niye? Eğer bu A çarpı B dese ki ben sıfır matrisi olacağım. A'nın tersi var. Bakın A'nın tersinden bahsediyor. A'nın tersi var. A'nın tersi varsa burada bu eşitliği soldan A'nın tersiyle çarparsam şu A üzeri eksi 1 ile A çarpılacak. Burada ne kalacak? B kalacak. Peki şu kalmayacak. A üzeri eksi 1 ile A çarpıldığı zaman ne olacak? Birim matrisi olacak. Pardon, şöyle bu kalacak, tamam. A çarpı B'nin ben sıfır olduğunu varsayıyorum.
A çarpı B'nin 0 olduğunu varsayıyorum. E peki ben bu A çarpı B yerine 0 yazarsam A üzeri eksi 1 ile 0'ı çarpacağım. E ama A üzeri eksi 1 ile 0'ı çarparsam buradan 0 matrisi gelecek. E B ne olacak? 0 matrisi olacak. Halbuki yani bu bir çelişkidir değil mi? B matrisini ben 0'dan farklı almıştım. 0'dan farklı matrisler için bunu iddia ediyor. Dolayısıyla bu çarpım ne yapamaz? 0 olamaz. O halde bu önerme de nedir? Doğrudur. Eğer matrislerden birinin tersi varsa bu matrisi sıfırdan farklı bir matrisle çarparak sıfır matrisini ne yapamayız? Bulamayız. Peki, reküp vektör uzayıyla ilgili bir takım önermeler var. Yani ne diyor? Şu kümeyi kapsayan bir tabana sahiptir diyor. Bunu kapsayan bir tabana sahiptir diyor. Şimdi bu küme bağımsız değil mi? Bakın iki vektör var. Birisi diğerinin bir katı olamıyor. Bağımsız bir küme. Peki bunu kapsayan bir taban var mıdır? Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Var, evet. Nasıl buluruz peki? Şimdi bu ikisinin ürettiği uzaya ben W desem, 1,0,4 ile 2,5,1'in ürettiği uzaya W desem, W'nun boyutu ne olacak? 2 tane bağımsız vektör ürettiği için 2 olacak. Yani bu W'nun reküp olmadığını biliyorum. O zaman W'nun dışından bir eleman alırsam, eğer ben bir tane V alırsam, nereden? Reküpte olsun ama W'de olmasın. O zaman bu V bunlar cinsinden yazılamayacak. Doğru mu? Bunlar cinsinden yazılamayacak. Peki şu kümeye baktığım zaman 2, 5, 1 ve buraya bir de kimi ekleyelim? Buraya bir de yeni aldığımız V'yi ekleyelim. 2, 5, 1, V'yi ekledim. Şimdi bu ikisi bağımsız. V'yi nereden aldım? Dışarıdan aldım. Peki dışarıdan aldıysam bu V, bu ikisinin lineer kombinasyonu biçiminde yazılabilir mi? Yazılamaz. İkisi bağımsız, üçü ilk ikisi cinsinden yazılamıyor. O zaman bu küme ne oldu? Bağımsız oldu. E reküpte 3 tane bağımsız vektör, e bu ne oluşturur? Bu bir taban oluşturur. Boyut kadar elemanı olan bağımsız bir alt küme, bu ne yapacak? Taban olacaktır. E bu taban olduysa işte bunu kapsıyor. Yani aslında buradan bu mantıkla devam ederek herhangi bir vektör uzayında bir bağımsız küme alırsanız onu bu şekilde bir tabana ne yapabilirsiniz? Tamamlayabilirsiniz. Yani o kümeyi genişleterek uygun bir şekilde tamamlayabiliriz. Tabi buradaki argüman sonlu boyutlar için geçerli. Genel olarak da bu doğru. Onun tabi argümanı çok daha farklı olacak. Peki 2 ne diyor? Şu kümeyi kapsayan hiç taban yoktur diyor. Şimdi bu kümeye baktığım zaman, işte buna da bir isim vereyim, A kümesi diyeyim. Bu küme nasıl bir küme? A kümesi bağımlı, doğru mu? A kümesi bağımlı bir küme. Biri diğerinin eksi 3 katı. Peki bunu kapsayan taban olabilir mi? Bunun B gibi bir tabanı olsa A'yı kapsayan ama A bağımlı olduğuna göre B de bağımlı olurdu. Bağımlı bir kümeyi kapsayan her küme bağımlı olur. Dolayısıyla A, B'nin alt kümesi ve A bağımlı olduğunda B de bağımlı. Ama B taban olmak istiyor. Mümkün değil. Taban bağımsız olmalı ve uzayı üretmeli. Burada ne diyor? Hiç taban yoktur diyor. Evet, bunu kapsayan hiç taban yoktur. Dolayısıyla bu önerme doğrudur. Peki 3, bunu kapsayan hiç taban yoktur diyor. Şimdi bu küme bağımsız. Tek başına bir vektör. Sıfırdan farklı. Bağımsız. Dolayısıyla bu bağımsız olduğuna göre aynı birdeki argümanı kullanarak bunu bir tabana genişletebiliriz. Veya daha pratik bir vektör olduğu için. Bakın şöyle düşünün. Buna ben şunu ekledim. Nasıl ekliyorum? İşte üst üçgensel olacak şekilde veya sıfırdan farklı eşelon formda olacak şekilde eklesem. O zaman şu 3 vektör reküpte bağımsız olacak. İşte bunu da kapsayacak. Yani o zaman ne olacak? Pardon, burada ne diyormuş? Hiç taban yoktur diyor. İşte bakın var, bu işi yapar. Dolayısıyla üçüncü önerme yanlış. Yani cevap ne olmalıdır? 1 ve 2 olmalıdır. Peki gelelim 5. soruya. Ne diyor? M1 gerçel sayı. 2 çarpı 2 tipindeki tüm üst üçgensel gerçel sayı matrislerinin oluşturduğu vektör uzayı. Üst üçgensel gerçel sayı matrisleri nasıldır? A, B, C'dir. Şuraya 0 gelir. Esas köşegenin altı ne olacak? Tamamen 0 olacak. Böyle şeyler var.
Burada bize 3 tane vektör vermiş. Bunların bağımlı olduğunu söylemiş. M değeri kaçtır? Şimdi şunu konuşalım. Bu tarz vektörlerden oluşuyor. Peki bu tarz vektörlerden oluşan vektör uzayının boyutu kaçtır? İşte 3 tane bağımsız değişkenle oluyor. Değil mi? Daha önceki videolarda da canlı soru çözümlerine de söylediğimiz gibi bu uzayın boyutu 3'tür. Şimdi bu uzayın boyutu 3 ise ben bunu sanki reküpmüş gibi düşünebilirim. Yani nasıl düşüneceğim? Yani reküpte üçlüler var, burada matrisler var. Şöyle düşüneceğim. Buralar zaten hep 0. 2, 4, 1'i işte 2, 4, 1 üçlüsü gibi düşüneceğim. Yani burada A, B, C, yani şu matrisi A, B, C üçlüsü gibi düşündüğüm anda bu bir lineer dönüşüm olur. Ve bu ikisi birbirine, yani bu ikisi dediğim reküple bu uzay birbirine izomorf olur. Dolayısıyla artık ben bunu reküpteymiş gibi düşünebilirim. O zaman 2, 4, 1 bu ne olacak? 9, 11, M, 3, eksi 1, 5 olacak. Reküpte 3 vektör ne zaman bağımlıdır? Determinant 0 olduğu zaman bağımlıdır. O zaman bu determinantı 0 yapan değer, eğer determinantı hesaplarsanız M'nin 8 olduğunu görürsünüz. Ama yok şunu görürseniz, bakın aralarında burada 3 tane sütun var ama şunun 3 katı 6, bununla toplandı bunu verdi. Birincinin 3 katı artı 3. 3 katı 3 katı 12 eksi 1 daha 11 burayı verdi. O zaman aynı iş burada da olmalı. 3 çarpı 1 artı 5 eşittir M olmalı. Dolayısıyla bu şekilde de pratik olarak tabi bunu görebilirsek belki de aralarındaki ilişki çok daha karmaşık olacak, göremeyebiliriz. Ama bir göz atmakta fayda var. Peki, şimdi geldik 6. soruya. 2 çarpı 2 tipindeki tüm gerçel sayı matrislerinin oluşturduğu vektör uzayı V'ymiş. Neyi soruyor bana? Bir U vermiş. Transpozesi kendisine eşit olan matrisler. Bir de W vermiş. Bunlar neler? İzi sıfır olan matrisler. Şimdi bunları vermiş. U'nun boyutu, W'nun boyutu artı bu kesişimin boyutu, bu üçünün toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi ben burada hani pratik olarak diyorduk ya bağımsız değişken sayısına bakarak falan. Şimdi burada değişken yok. Ama ben bunu değişkenle yazılacak hale getirebilirim. Nasıl getiririm? A eleman V'lerden oluşacak. Yani A 2 çarpı 2'lik matris olacak. Ne istiyorum? Transpozisi kendisine eşit olsun. O zaman şunu yazayım. A yerine A, B, C, D dörtlüleri, yani şöyle matrisler yazacağım. A, B, C, D reel sayı olacak. Ve şu koşul yerine bunun simetrik olması ne demek? Simetrik esas köşegene göre simetrik olacak. Şu iki şey birbirinin aynısı olacak. Yani ben bunu böyle yazabilirim. Şimdi burada dört değişken var ama değişkenler bağımsız hareket edemiyor. B, C'yi eşit. O zaman ben bunu nasıl yazarım? A, D yine devam eder. Ama buraya B yazarsam buraya da B yazacağım. A, B, D. O zaman bunun boyutu kaç olacak? 3. Peki W'da kim var? İzi sıfır olanlar var. İzi sıfır olanlara baktığım zaman izi sıfır olması da toplamın, değil mi? Burada iz şu ikisinin toplamı A artı D sıfır olacak. Yani şuradaki D denilen şey E eksi A olacak. O zaman bu nasıl olacak? A, B, C eksi A. Kaç tane bağımsız değişkenli oluyor? 3. İkisini buldum. Bir de ne lazım bana? Kesişim. Şimdi bu ikisinin kesişiminde nasıl şeyler var? Bir defa kesişim ne demek? İkisine birden ait olacak. Peki bu A matrisi 2 çarpı 2'lik şöyle bir şeyse hem U'ya ait olacak hem W'ya. Sonra U'ya gidecek, ben sana ait olmak istiyorum diyecek. U ona diyecek ki o zaman simetrik olmalısın. B ile C birbirine eşit olmalı. W'ya gidecek, nasıl sana dahil olabilirim diyecek. A ile D'nin toplamı sıfır olmalı. Yani A eşittir eksi D olmalı diyecek. O zaman şu ikisi birbirine eşit olacak. Bunu U isteyecek. Şu toplamda sıfır olması için böyle olacak. İşte buradaki kesişimdeki şeyler, dikkat ederseniz bu tipteki bütün matrisler de tersine kesişime aittir. Dolayısıyla bunun kesişimi A, B, B eksi A tipindeki matrislerden oluşacak. Kaç tane bağımsız değişkenli oluyor bu iş? 2 tane. Dolayısıyla cevap 3 artı 3 artı 2'den 8 olacaktır. Şimdi bunu mat 2 R'de sormuş ama yani bunu R üzeri 4'te de düşünebilirsiniz. Nasıl düşünürsünüz? Mesela
U'yu şöyle verebilir. A, B, B, D'lerden oluşur. Veya işte şu ikisi birbirine eşittir diye verir. Bunu nasıl verir? A, B, C, D'lerden oluşur. Koşul olarak ne yazar? Tabii hepsi reel sayı olacak. A artı D 0 olarak yazar. Bunu yazsa, aynı soruyu sorsa cevap aynı. Hiçbir şey ne yapmayacak? Bu anlamda değişmeyecek. Peki, lineer cebir soruları böyleydi. Şimdi grupla ilgili bir soru. S9, 9. dereceden simetrik grupta bir tane permütasyon vermiş. Buna göre şunu soruyor bize. F'i kendisiyle 100 defa işleme sokmuşuz. Bunu F üzeri 100 olarak da görebiliriz. Bu da bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Şimdi arkadaşlar, bunun mertebesini soruyor. Simetrik grupta bir elemanın mertebesini nasıl buluruz? Yabancı devreleri ayırarak. 1, 2'ye gidiyor. 1'in yanına 2 yazdım. 2 nerede? 5'e gidiyor. 2'nin sağına 5'i yazdım. 5, 7'ye gidiyor. 5'in sağına 7'yi yazdım. 7, 1'e gidiyor. Başa dönmek istiyor. Kapattım. Sonra buraya yazılmayan bir şey 3 ile başlıyorum. 3, 6'ya gidiyor. 6, 4'e gidiyor. 4, 3'e gidiyor. Başa döndü. Değil mi? Şurada kapattım. Sonra 8, 9'a gidiyor. 9 da mecbur 8'e gidiyor. O zaman bu F'in mertebesi şöyle gösterirsek. 4, 3, 2. Buradaki uzunlukların neyi olacak? En küçük ortak katı 12 olacak. Bu mertebeyi bulduk, 12. O zaman F üzeri 100'ün mertebesi nedir? F üzeri 100'ün mertebesi de şöyle bulunuyordu, değil mi? Gruplarda mertebe ile ilgili videolarda da bunu kullanıyoruz. F'in mertebesi bölü F'in mertebesiyle kaçıncı kuvvet aranıyor? 100. kuvvet. Bunların en büyük ortak böleni. Burası 12. 12 ile 100'ün en büyük ortak böleni 4. Dolayısıyla ne olacaktır? Cevabımız 3'tür diyeceğiz. Peki, sayılar teorisi sorusu ne soruyor? A üzeri 16 kongrüdür 1 mod 17 ve A küçük eşittir 110 koşuluna uyan kaç tane pozitif A tam sayısı vardır? Bu koşula uyan pozitif A tam sayılarının sayısını merak ediyoruz. Buna bakacağız. Peki, şimdi dünkü canlı soru çözümünde de konuşmuştuk. Fermat'ın küçük teoremi. Ne diyor bu? P A'yı bölmezse A üzeri P eksi 1 daima mod P'de ne yapar? 1 olur. Ne zaman? Asallar için. 17 asal mı? Evet. O zaman A üzeri 16 mod 17 de daima nedir? 1'dir. Tabii daima derken hangi A'lar için? 17'nin katı olmayanlar için. Değil mi? Eğer 17 A'yı bölmüyorsa böyle. Peki 17 bölüyorsa ne yapar? Mesela 17 B'yi bölüyorsa ne yapar? Pardon, şurada. P A'yı bölüyorsa o zaman bu P'miz 17. Mod 17'de A ne yapar? 0 olur. Kalan 0'dır. O zaman bunun kuvvetini alsanız gene 0 olur. O zaman burada iki durum var. Şuna göre bakacağım. P 17 A'yı bölmezse bizim işimize yarayacak. 17 A'yı bölerse biz bunu istemeyeceğiz. Tamam. O zaman biz hangilerine bakıyoruz? 1'den nereye kadar gidiyor? 110'a kadar gidecek. Bunlar için de neleri arıyorum? 17'nin katı olmayanları. 17'nin katı kim var burada? İşte 17, 34, 51, 68, 85, 102. Kaç tane var bunlardan? Bunlardan 6 tane var. Burada toplam 110 kişi var. Dolayısıyla 6 çıktığı zaman cevap ne olacaktır? 104 olacaktır. Peki 9. soru Z'in idealleriyle ilgili bir soru. Z'in ideallerini sıkça soruyorlar arkadaşlar. Z'in 2 tane K ve L gibi maksimal idealini göz önüne alıyoruz. Bazı önermeler var. Kesişim bir maksimal ideal olur diyor. Kesişim ikisi de maksimal olduğunda maksimal olur mu? Hayır, olmaz. Niye? Z'in maksimal idealleri nelerdi? PZ'ler. Burada P ne olacak? Asal. Yani 2Z, 3Z, 5Z vesaire. Siz mesela 3Z ile tutup 5Z'in kesişimini alsanız hem 3'ün katı olacak
hem 5'in katı olacak. Değil mi? Bu kesişim nasıl neyi veriyordu? En küçük ortak katı. Bu ne yapar? 15 set olur. 15 set maksimal ideal olur mu Z'de? Olmaz. Niye? 15 setten büyük. Zaten kesişim alıyorsunuz. 3 set var, 5 set var. Dolayısıyla maksimal idealdir diyor, yanlış. Şimdi şunu söyledik. Alt grupların kesişimi alt grup. İdeallerin kesişimi ideal. Sonra alt vektör uzaylarının kesişimi alt vektör uzayı. Ama maksimalleri kesiştirirseniz maksimal olmak zorunda kalmaz. Mesela asalları kesiştirirseniz o da asal olmak zorunda kalmaz. İşte yine karşıt örneği burada. Peki 2. K, L tarafından kapsanıyorsa K eşit L'dir diyor. Şimdi ikisi de maksimalse bu doğru olur. Neden doğru olur? Şimdi zaten maksimal ideal ne demek? Maksimal ideal şu demek. Şimdi K Z'in bir ideali ise bu araya kimleri yerleştirebiliriz? Bir K'yı yerleştiririz, bir de Z'yi yerleştiririz. Bir de maksimal idealler tanım gereği ne yapamaz? Halkanın kendisi olamaz. Peki bu ikisi var. Başka? Başka hiç kimse girmiyor. Maksimal idealin tanımı bu zaten. Şimdi K L'nin alt kümesi. Ve K diyor ki ben maksimalim. Ne demek maksimal? Beni kapsayan ideal bir ben varım, bir de Z'in kendisi var. Peki L ne diyor? Ben seni kapsarım diyor. O zaman bu L K olabilir veya L Z'in kendisi olabilir. Ama L maksimal olmak istediği için tanım gereği Z olmayacak. O zaman mecbur bu ikisi ne yapacak? Eşit olacak. Yani İki tane maksimal idealden biri diğerini kapsasını istiyorsanız ancak eşitlerse olur. Başka hiçbir durumda bu iş ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Peki, doğru dedik. 3. Z'in K tarafından kapsanan sonsuz tane ideali vardır. Şimdi bir somut olarak bir bakalım önce. Mesela K'yı 2Z alsak bir maksimal ideal, değil mi? Bunun tarafından kapsanan ideal arıyorum ben. K tarafından kapsanan diyor değil mi? K'yı bu aldığım zaman. Yani şunu sağlayan idealler. Kaç tane var diyor? Sonsuz tane var diyor. Sonsuz tane mi? Tabii ki burada 4Z var, 6Z var, 5Z, 5Z nereden çıktı? 10Z var. Bunların hepsi 2Z tarafından ne yapar? Kapsanır. Dolayısıyla bunları böyle 2'nin katlarını yazdığınız zaman hepsi 2Z tarafından kapsanan ideal olacak. Yani 2Z için bu böyle. Peki genel olarak nasıl böyle? Eğer siz bunu PZ alırsanız, bunu kapsayan PZ var, 2PZ var, nokta nokta, MPZ, bu N durur mu? Durmaz. Devam ettikçe hep ne yapacaksınız? PZ tarafından kapsanan idealler bulacaksınız. Dolayısıyla bu önerme doğrudur. 4. Z'in L'yi kapsayan sonsuz tane ideali vardır. Şimdi L'yi kapsayan ideal arıyorum. Zaten L maksimal. L'yi kapsayan idealler kim var? Bir kendisi var. Bir de kim var? Z'in kendisi var. Dolayısıyla burada sonsuz tane yok. Yani sonsuz tane var diyorsa yanlış. Bunu doğru yapmak istiyorsanız Z'in L'yi kapsayan iki tane ideali vardır dese evet doğru olurdu. Ama bu haliyle ne olacak? Yanlış olacak. Cevabımız ne diyeceğiz? 2 ve 3. Evet, soru 10. Mantık sorusu. X bir küme A ve B, X'in birer alt kümesi olsun diyoruz. P önermesi şunu söylüyor. X A'ya aittir. Q önermesi de şunu söylüyor. X B'ye aittir. Ve bana X'in A kesişim B'ye ait olduğunu söylemiş. Buna göre bir takım ifadeler var. Bunlardan hangisi veya hangileri doğrudur diye soruyor. Peki. Şimdi şöyle bakalım. Bana verdiği şey ne? X'in A kesişim B'ye ait olması. Bir elemanın kesişime ait olması ne anlama gelir? İkisine birden ait olacak. Aradaki bağlaç nedir? V. X hem A'ya ait olacak hem B'ye ait olacak. Peki X hem A'ya hem de B'ye ait olursa P önermesi ne diyor? X'in A'ya ait olması gerekir diyor. Bu önerme doğru, değil mi? Doğruluk değeri 1. Peki Q
Q ne diyor? X B'ye ait diyor. O zaman bu önerme de doğru. Hem P doğru hem de Q doğru. Peki hem P hem de Q doğruysa o zaman P ise Q doğrudur. Çünkü bu doğru. Aynı mantıkla bu önerme de doğru. Hem P ise Q doğru hem de Q ise P doğru. Peki bakalım o zaman ne diyor? P ise Q veya Q ise P önermesi doğrudur. Aradaki bağlaç veya. Veya bağlacı olduğunda bu önermenin doğru olması için ne lazım? En az birinin doğru olması lazım. Burada ikisi birden doğru. Değil mi? Dolayısıyla bu önerme doğrudur diyor. Evet doğrudur. 2. P ise Q ve Q ise P yanlış bir önermedir diyor. Şimdi bakın bu doğru mu? P ise Q doğru. Evet. Q ise P bu da doğru. İkisi de doğruysa V bağlacıyla bağladığınız zaman bu da doğru olur. Halbuki burada ne diyor? Yanlış diyor. Dolayısıyla ne yapacak? Bu önerme yanlış olacak. Bakın P ise Q ve Q ise P önermesi doğru bir önermedir. Bu ise yanlış diyor. Dolayısıyla bu ifade iki ifadesi nedir? Yanlıştır. P ise Q doğru mudur? Evet zaten söyledik. Dolayısıyla cevap ne olmalıdır? Denizli yani 1 ve 3 olmalıdır. Peki. Şimdi geldik 11'e. 2 tane bağıntı sorumuz var. Ne diyor? Pozitif tam sayılar kümesinde tanımlanmış. MN R'ye ait oluyor. Ne zaman? M artı 4 ile N artı 7'nin çarpımı çift olursa bu durumda oluyor. Yansıma, simetri, ters simetri, geçişme. Bunları soruyor. Şimdi önce şuna bakalım. Hangi ikililer buraya ait olur? Yani ne olursa M ve N hakkında ne biliyorsak tamam bu ikililer buradadır deriz. Bunu bir anlarsak gerisi kolay olacak. Şimdi bu M çift olduğunda değil mi? Yani burada tek çift olma durumu söz konusu olduğu için bağıntı ona dayanıyor değil mi? Tanımı bir çift olmaya dayanıyor. M'nin çift olduğu duruma bakalım. Şimdi M çiftse o zaman M'ye 4 eklediğim zaman bu gene çift olur. Peki burası çift olduğu zaman bu ne olursa olsun bu çarpım yine ne olur? Çift olur. O zaman MN ikilileri N ne olursa olsun daima bağıntıya aittir. Yani eğer ben birinci bileşeni 2K alırsam, çift alırsam, ikinci bileşeni X, hangi X'i alırsam alayım, bunlar bağıntıda var. Burada sorun yok. Peki. Başka? Peki M tek olduğu zaman, şimdi M tekse, M artı 4'e baktığım zaman, M artı 4 de tek olur. Değil mi? Tekle 4'ün toplamı, çiftin toplamı yine tek olur. Peki o zaman MN'nin R'ye ait olmasını istiyorsam, şu gerekmiyor muydu? M artı 4 ile N artı 7 çarpımının çift olması gerekiyor. Peki bu çarpımın çift olması için M artı 4 diyor ki ben tekim. O zaman iş N artı 7'ye düşecek. N artı 7 de tek olamaz. N artı 7 ne olacak? Çift olacak. Peki N artı 7'nin çift olabilmesi için N ne yapamaz? N çift olamaz. N ne yapmalıdır? Tek olsun ki bu toplamı çift yapsın. O zaman M tek olduğu zaman 2L artı 1 formatındaysa o zaman ikinci bileşen ne olacak? O da 2M artı 1 formatında olacak. Yani şöyle özetleyelim. Birinci bileşen çiftken ikinci bileşen istediği değeri alsın. Birinci bileşen tekse ikinci bileşende ne olacak? Tek olacak. Neler için? Bağıntıya ait olabilmek için. Peki. Şimdi ne diyor? Yansıma. Yansımada MM ikilileri burada var mı diye bakacağız. O zaman iki, M ve N ikisini de M alırsak, bunların yerini yazarsak M artı 4 çarpı M artı 7 olacak. Şimdi bunlardan biri tek, biri daima çifttir değil mi? Yani M ne olursa olsun. Dolayısıyla her halükarda bu çarpım çift olacaktır. M tek olursa M artı 7 çift olur. M çift olursa M artı 4 çift olur. Dolayısıyla bir doğru. İkide ne soruyordu? Simetri. Simetri var mı? Şimdi 2, 1 burada var mı? Var. Birinci bileşeni çift aldığım zaman korkmama gerek yok. İkinci bileşen ne olursa olsun var. Peki 1, 2 var mı? Hayır yok. Birinci bileşeni tek aldıysam ikinciyi de tek almalıyım. 1, 2, 1 var ama 1, 2 yok. Yani bu ne olur? Simetrinin olmadığı anlamına gelir. 2'de simetri diyordu. Yanlış.
Peki. Üçte ne diyordu? Ters simetri. Şimdi ters simetri 4-6 burada var mı? Birinci bileşen çift olduktan sonra sorun yok. Var. 6-4 burada var mı? Birinci bileşen yine çift. Bu da var. O zaman hem 4-6 hem 6-4 burada ama bunlar farklı şeyler. Yani ters simetri ile ilgili konuştuk ama belki şunu da bir söylemek gerekir. Şimdi mesela XY ikilisi bağıntıya aitse ve de XY'den farklıysa bunu şöyle okuyalım. Y X'ten büyüktür. Bunu böyle okuyalım. Y X'ten büyüktür. Tamam. Bu koşul olduğu zaman. Şimdi o zaman ters simetri ne diyor? Ters simetri şunu istiyor. İki farklı kişi birbirinden büyük olmasın. Yani ikisi de birbirine büyüklük taslamasın. Bakın burada ne oluyor? 6-4'e diyor ki ben senden büyüğüm. 4-6'ya diyor ki ben de senden büyüğüm. İşte ters simetri bunu istemiyor. İki farklı eleman birbirine büyüklük taslamayacak. Dolayısıyla en fazla biri diğerinden büyük olabilecek. Ki hiç yani kıyaslama zorunluluğu da yok kısmi sıralama bağıntısında, o ayrı konu. Ama ters simetrinin söylediği şeyi belki böyle yorumlarsak akılda daha kalıcı olabilir. Peki yanlış mı bu? Evet yanlış. Hem 6-4'e ben senden büyüğüm diyor, 4'te 6'ya diyor. Ters simetri bunu istemiyor. Peki ne var? Geçişme miydi sonuncusu? Evet, geçişme. Şimdi MN'nin ve NK'nın R'ye ait olduğunu kabul edelim. Şunlar aynı olsun. Amaç ne? MK ikilisinin burada olduğunu görmek. Şimdi M çiftse birinci bileşen çift olduğunda ikinciye bakmama gerek yok ki. Sorun yok. Bu burada vardır. Peki M çiftse tamam. Peki M tekse burada sorun var mı? Öyle bir şey demedik. Sadece M çiftse hemen halloluyor bu iş. Peki M tekse bakın ne oluyor? MN ikilisi buraya ait. Birinci bileşen tek olduğunda ikili buraya aitse o zaman ikinci bileşen de tektir. N'nin de tek olduğunu ne yaptım? Görmüş oldum. Peki başka? Şimdi N tek, NK da burada var. O zaman birinci bileşen tek olduğunda bu ikili R'ye ait olmak istiyorsa ikinci de tek olacak. K da tek oldu. O zaman M tek, N de tek olmak zorunda, K da tek olmak zorunda. İkisi de tek. O zaman bu nedir? Bağıntıya aittir. Yani 4 önermesi nedir? Doğrudur. Peki gelelim bununla ilgili son soruya. Sonra sizin sorularınızla ilgili konuşacağız. Şimdi kısmi sıralama bağıntısıyla ilgili. Minimum eleman aynı zamanda minimaldir diyor. Minimum hep minimal olur mu? Evet olur. Niye olur? Şimdi minimum ne demek? Minimum şu demek. Mx'ler hep R'ye ait olacak. Bağıntıdaki, yani kümedeki, A kümesindeki bütün x'ler için bu olacak. Bunun adı ne? Minimum veya en küçük. Şimdi bu minimum ne istiyor? Minimal de olmak istiyor. Peki minimal olmak istiyorsa ne olacak? Y eleman A ve Ym eleman R olsun. Bunu sağlayan, yani buradan ne sonuç çıkmasını istiyorum? Y eşittir M. Başka bir deyişle M'den daha küçük bir şey arıyorsanız M'nin dışında hiç kimse olmamalı. Peki şimdi YM R'ye ait olmak istiyor. Peki M'y zaten R'ye ait değil mi? M minimumdu. O zaman bu zaten hep R'ye ait. YM de burada var, M'y de burada var. Ama kısmi sıralama bağıntısında ters simetri var. İkisi birden burada varsa ikisi birbirine büyüklük taslayamaz. Dolayısıyla M eşittir Y olmak zorundadır. Yani minimum eleman daima nedir? Minimaldir. Bunun şu versiyonu da var. Maksimum alırsanız o da ne olur? Maksimal olur. Daima bu olur. Peki minimal eleman minimum olmak zorunda mıdır? Tabii ki değildir. Değil mi? Bununla ilgili birçok şey yaptık. Mesela ne bileyim şöyle olsun bunun hassi diyagramı. Değil mi? Mesela 4 elemanlı olsun. Burada A, B, C 3 tane minimal var. Değil mi? Bunların herhangi birisi minimum olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla minimal eleman minimum olmak zorunda değildir. En fazla
bir tane maksimum eleman vardır diyor. Şimdi en fazla bir tane ne demek? Yani zaten bir çok büyük bir şey değil ki. En fazla bir tane şu demek. Maksimum ya hiç yoktur, varsa da bir tane vardır. Doğru mu bu? Evet doğru. Niye? Çünkü bunun maksimumu 2 olsa, mesela M ve M üssü maksimum olmaya kalksa, maksimum olsun. Biz istemiyoruz birden fazla olmasını. Bunu göstermek istiyoruz. Peki M üssü diyecek ki ben maksimumum. O zaman bütün x'ler için x M üssüler bağıntıya ait olmalı. O zaman M M üssü bağıntıya ait olacak. Peki sonra sıra M'ye geçecek. M diyecek ki ben de maksimum elemanım. O zaman bütün x'ler benden önce gelmeli diyecek. O zaman M üssü de bunu sağlayacak. İkisi birden varsa kısmi sıralama bağıntısında M ne yapmalıdır? Bu durumda M üssüne eşit olmalıdır. Dolayısıyla evet, en fazla bir tane maksimum eleman vardır. Peki en fazla bir tane mi maksimal eleman vardır? Hayır, değil mi? Dünkü canlı soru çözümünde gördük. Sonsuz tane maksimal elemanı olan, yani öyle bir küme gördük ki burada kısmi sıralama bağıntısı tanımlanıyordu onun üstünde ve sonsuz tane maksimal elemanı oluyordu. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3, yani C seçeneği olacaktır. Peki, şimdi bu soruları tamamladık, değil mi? Bir herhangi bir hatamız yok. Minimal minimumdur. Evet. Evet. Şimdi ya bu arada tabii şunu da ekleyeyim. En fazla bir tane maksimal vardır diyor ya. Bu önermeye yanlış dedik. En fazla bir tane minimal var dese bu da yanlış değil mi? Minimal de birden fazla olabilir. Mesela şurada kaç tane? 3 tane var. Şimdi şuna bakalım. Bu 29. soru dün çözdüğümüz, dün veya bir önceki gün. Burada küme matrislerin çarpılması işlemine göre bir gruptur dedik, iddia ediliyordu. Buna doğru dedik. Şimdi burada şöyle yorumlar yapılıyor. Deniyor ki ya burada grup olması için herkesin tersi olması lazım. O zaman bu matrisin de tersi olması lazım. Tamam. Bu matrisin determinantı ne? Bunun determinantı 0. Bunun nasıl tersi var? Deniliyor. Şimdi bakın. Genel olarak bir matrisin tersi vardır denilirse, genel olarak matrislerde bundan şu anlaşılır. A matrisi bir şeyle çarpılır, birim matrisi bulur. Tamam. Şimdi bu genel olarak matrislerde ters matris, kare matrislerde, ters matrislerde anladığımız şey bu. Ama bu küme de ki işleme göre etkisiz eleman kim? Şuna baktık. Yani burada aslında sorun şu. Birim matris burada yok. Yani bu bizim anladığımız anlamda, klasik anlamda genel olarak matrislerdeki birim matris burada yok. Doğru mu? Dolayısıyla bunun birimi bu değil. Bunun birimi kim? Bunun birimi şu. Çünkü bununla hangi matrisi çarparsam çarpayım onu elde ediyorum. Peki bunun birimi buysa, o zaman burada bir A matrisinin böyle bir matrisin tersinden anladığım şey, bununla çarpıldığı zaman birim matrisi veren bir matris değil, bunu veren bir matris. Dolayısıyla bu başka bir şey. Dolayısıyla bunun olması için tabii ki bunun determinantının sıfırdan farklı olmasına gerek yok. Etkisiz eleman değişti. Yani her kümeyi kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu anlamda bu şekilde bakmalıyız. Yani bu bir gruptur. Peki. Evet, bir de şu tarz bir şey var. Şimdi şu soruya bir bakalım. A bir gerçel sayı matrisi olsun. A matrisinin karakteristik polinomu böyleyse bu matrisin determinantı kaçtır? Şimdi bir matrisin karakteristik polinomunun kökleri ne oluyor? Özdeğerler oluyor, değil mi? Şimdi ben bunun köklerini eğer A, B, C dersem, o zaman bu matrisi ben, tabi bu baş katsayıda 1 olacağı için x eksi a, x eksi b, x eksi c diye yazarım. Peki ben bunu böyle yazdığımda en son sabit terim ne gelir? Sabit terim şunların çarpımından gelecek.
İşte şuradan eksi eksi artı bc gelecek. Şuradan ne gelecek? Eksi a. Bunun en son sabit terimi eksi abc'dir. Peki bir matriste öz değerleri çarptığımız zaman bize neyi veriyor? Determinantı veriyor. O zaman işte buradaki üçü üçlük olduğunda buradaki sabit terimin ters işaretlisi bunun neyi olacak? Determinantı olacak. Yani o zaman bunun determinantı nedir? Sabit terim 7. O zaman det a eşittir eksi 7'dir. Direkt bunu söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Yani ben 3'ü 3'lük böyle bir şey sorulacağını pek düşünmüyorum. Neden? Çünkü karakteristik polinomunun tanımını birçok kitap şöyle yazıyor. XI eksi A matrisinin determinantı. Tamam. Peki bütün kitaplar böyle mi? Hayır. Karakteristik polinomun tanımını bazı kaynaklarda da şöyle görebilirsiniz. Bunun tam eksilisi. A eksi XI. Şimdi bununla bunun arasında ne fark var? Bu bunun ters işaretlisi. Eğer bu matris n çarpı n'lik olduğunda n çift ise bir eksi a'nın determinantına baktığınız zaman şu eksi 1 üzeri n olacak ya, det a olacak, bu olacak, şöyle, n çiftse bunlar eşit olur. Peki n tek olursa o zaman bununla bunun arasındaki fark en fazla ne olur? İşaret farkı olur. Bunu baz alan kaynaklarda o zaman bunun neyle başlar? X küple başlar. Eğer bunu baz alırsa tek olduğunda eksi x küple başlar. Peki o zaman eğer belki de karakteristik polinom şöyle de karşısına çıkabilir. Yani bu sebepten dolayı söylüyorum. Eğer burası x küplü terim katsayısı 1 ise demek ki bunu böyle görmüş. Ve genelde de budur. Ama belki bunu kabul eden bir kişi soru hazırlarsa o zaman iş ne yapabilir? Değişebilir. O zaman şöyle yaparsa eğer burası eksi olursa o zaman buradaki tam olarak sabit terimi almalıyız determinant olarak. Determinant olarak bunu almalıyız. Çünkü katsayılar ne olacak? Hepsi ters işaretlisi olacak. Ve hani bu yüzden böyle bir şey olacağını pek tahmin etmiyorum. Ama olursa da 3'e 3'lük bir matrisin diyelim ki verdi böyle karakteristik polinomunu. X kübün katsayısı 1 ise o zaman buna göre bakılıyordur. O zaman bunun determinantı nedir? Sabit terimin ters işaretlisi. Yok böyle verdiyse o zaman tam olarak burada ne olacaktır? Sabit terim olacaktır. Peki bu kısım böyle. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Dikkatli olan arkadaşların gözünden kaçmamış. Uyardılar sağ olsunlar. Şimdi şöyle. Bu 79. soruda dün çözdüğümüz bu soruda şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Şurada maksimal elemanı yoktur diyor. Bunu ben tekrar dinledim. Maksimal elemanı vardır ve maksimal eleman hatta E'dir diye yanına da yazdım. Sonra bunu doğru olarak işaretlemişim. Burada yoktur diyor. Yoktur dediğine göre bu önermenin ne olması lazım? Yanlış olması lazım. Yani bunun cevabı da ne olmalı bu anlamda? 1 ve 2 olmalı. Eleman yoktur'a hayır vardır E diye söylemişim ama sonra da bunu doğru olarak işaretlemişiz. Yani şuradaki yoktur sözü dikkatten kaçmış sanırım. Dolayısıyla bu yanlışı da burada düzeltmiş olalım. Peki o zaman şuna tekrar geçersek. Evet, başka burada söyleyeceğim bir şey. Evet, sanırım benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorusu olan varsa soruları cevaplamaya çalışabilirim. Eğer sorunuz yoksa
O zaman herkese şimdiden başarılar diliyorum. Umarım herkes verdiği emeğin, çünkü bu sınav, yani bence hiç kolay bir sınav değil. Hem genel kültür, hem genel yetenek, hem eğitim bilimleri. Üstüne bir de 4 yıl boyunca lisans eğitiminde gördüğünüz konulardan sorularla muhatap oluyorsunuz, onlarla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla yani kolay bir şey değil. Ben başarılar diliyorum. Yani bu verdiğiniz emeklerin karşılığını inşallah görürsünüz. Merve Dolaş, her matris kendi karakteristik polinomunu sağlar desek. Evet, Cayley-Hamilton teoremi bunu söyler. Yani burada 3x3'lükte pek yani o şekilde çok bence makul olmaz. Merve Aytemiz, yani rica ederim, umarım faydalı olur. Peki, başka sorusu olan yoksa o zaman yayını kapatıyorum arkadaşlar. Yine Instagram'dan sorularınız olursa sorabilirsiniz. Peki, herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.